Ukrayna'da bağımsızlık meydanında başlayan gösteriler ve toplamda da son 4 yıl içerisinde dünyanın farklı yerlerinde meydanlardan siyaseti şekillendirme girişimleri ve bunların ortaya çıkardığı neticeleri belki ayrıca bir konuşmak lazım. Aslında o da Ukrayna'da başladı ilk olarak. Tabii bu Turuncu devrim. turuncu devrim meselesiyle başladı. Ardından Lübnan'da oldu, Gürcistan'da oldu. Gürcistan'da oldu. Yani bu artık yapısal bir fenomen mi? Üzerine biraz konuşmakta fayda var. Ama ben oraya girmeyeyim isterseniz fazla, ama bu başlık önemli bir başlık yani. Çünkü bu bazen çok kanlı sonuçlar da üretebiliyor. Bazen çok hızlı neticeler üretiyor, ama orta vadede o neticeleri üretenler dahil olmak üzere herkesi ciddi anlamda huzursuz ve mağdur edebiliyor. Belki şöyle bir şey söylemek mümkün. Çok çok genel bir şey bu. Ukrayna'da, Lübnan'da ve Gürcistan'da sokağa çıkıp gösteri yapanların, yönetim aleyhtarı gösteri yapanların talebi daha fazla demokrasi ve özgürlüktü. Göstericiler başarılı da oldular, özellikle Ukrayna ve Gürcistan'da mevcut yönetimleri devirdiler. Fakat gelen yönetimler daha fazla demokrasi ve özgürlük getirmedi. Başlangıç noktasından geriye düşüldü demokrasi ve Şimdi özgürlükler burada tabii bakımından her iki ülkede. yanlışlanamaz bir şey var şimdi. Daha fazla özgürlük, demokrasi kimsenin iyi kötü Mısır, Mısır'da, evet, Mısır aynı karşı şekilde. çıkamayacağı şeyler. Ama bu bir siyasi kavgadan, bir siyasi kavganın tarafı olmaktan sizi istifa ettirmiyor. Yani siz bunun son tahlilde bir yeni düzen için, yeni siyasi düzen için, yeni iktidar paylaşımı için yapıyorsunuz. Ve büyük ölçüde de o iktidar paylaşımının koordinatları ana belirleyici oluyor. Yani demokrasi, özgürlük talepleri çok jenerik talepler. İyi kötü herkesin isteyebileceği talepler. Dolayısıyla belirleyici olan şey orada iktidar kavgası oluyor. İyi Biraz da kötü. jeopolitik hesaplar oluyor. Onlara da tabii girmek lazım, ama iktidar kavgası bu son tahlilde. Yani bu iktidar kavgasının dili çok jenerik, tırnak içinde evrensel. Ciddi anlamda da hoşa giden şeyler olabilir. Ama sonuçta bunu iktidar kavgası olmaktan uzaklaştırmıyor. O tespit de önemli yani, söylediğiniz şey. Beraberinde bunu sürekli getiriyor mu? Getiremeyebiliyor bazen. Çünkü hızlı değişim sağlıyor. Çok güzel taleplerle değişim sağlıyor. Ama ardından onun oturması, iktidarın demlenmesiyle ilgili bir mesele. O Biraz zaman alıyor. tabii Mısır farklı, ama Gürcistan'da ve Ukrayna'da olan durum birbirine benziyor. Sokağa çıkan kitlelerin, gösteri yapan, zamandaki turuncu devrimden söz ediyorum, şimdiki zamandan değil. Kitleler aslında bir siyasi organizasyonu olmayan kitlelerdi. Örgütsüz kitleler çıktı. Tabii ki o kitlelerin talebinin samimi olduğuna hiçbir kuşku yok, ama arkadan siyasi güçler Muhakkak. geldiğinde bu sefer başka bir şeye Böyle de dönüşüyor. olacak. Yani hayatın başka şekilde yürüme ihtimali yok. Yani eğer bir meydanda hep beraber yaşayıp bir böyle işte doğrudan demokrasi ile yönetilmeyecekse, ki bu saydığımız ülkeler büyük ülkeler, yani Ukrayna böyle çok Türkiye'de anlaşılamıyor herhalde, ama koskoca bir ülkeden bahsediyoruz. Yani doğrudan demokrasi şeklinde meydandan elleri kaldırıp indirip kararların verileceği bir hayat olmayacağına göre, iş dönüp dolaşıp örgütlü siyasi organizasyonlara, bunun tarihi olan bir ideolojiye, dünya görüşüne girmek zorunda kalıyor.